Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü eğitim videomuzda Facebook Gaming'de canlı yayın nasıl yapılır? OBS'e nasıl bağlantı kurulur? Facebook ayarlarını nasıl yapmamız gerekiyor? Facebook'ta nasıl bir başlangıç yapmamız gerekiyor? Tamamen bunları uygulamalı olarak sizlere göstereceğim. Bunu size daha iyi yardımcı olabilmek için sıfırdan bir Facebook hesabı açtım. Sıfırdan bir Facebook hesabı açıp nasıl yayın yapmaya başlayabilirim? Sırasıyla bunları göreceğiz. Aboneyorum. Abone olur musunuz şu kanala artık? Videoyu da beğen. Çabuk beğene bas. Yettiniz arkadaşım. Bir abone olun, beğenin. Çok mu zor? Yorum yazın. Sorun atlarda. Çok mu zor? Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sıfırdan bir Facebook hesabı açtım. İlk Facebook hesabınızı açtığınızda yapmanız gereken ilk şey, hemen şu sol tarafta gördüğümüz menü kısmında diğerlerini gör diyorum ve oyun videoları kısmına tıklıyorum. Oyun kısmına tıkladığımızda Facebook Gaming kısmına gelmiş oluyoruz. Burada gördüğünüz gibi canlı yayına geç ve yayıncı panosu diye iki ayrı kısım var. Biz sıfırdan yapacağımız için hemen yayıncı panosuna tıklıyoruz. Bu bizim yayın yapabilmemiz için girmiş olduğumuz pano, panel, arka panelimiz. Burada gördüğünüz gibi sol tarafta seviye atlama programı kısmı var. Burada aslında bize teker teker nasıl işlem yapacağımızı gösteriyor. Bir oyun videosu içerik üretici sayfası oluşturmalı veya böyle bir sayfaya geçiş yapmalısın diyor. Hemen burada üretici sayfası oluşturmak için oluşturmalı kısmına basıyoruz ve bir sayfa oluştur kısmına geliyoruz. Burada işletme veya marka, topluluk veya tanınmış kişi. Biz topluluk veya tanınmış kişiye tıklıyoruz. Burada sayfamıza bir isim veriyoruz. Biz yine hangi Onur 3R'le yapalım. Çünkü benim zaten bir içerik üreticisi kanalım var Facebook üzerinde. Sayfam var. O yüzden 3R'le yapalım. Muhtemelen olacaktır. Kategori kısmına da oyun videosu içerik üreticisi diyoruz. Ve devam et diyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. İşte burada bütün içerik oluşturucu sayfanızın bütün ayarlarını yapıyoruz. Şimdilik geç diyorum ben. İşte kapak fotoğrafı, profil fotoğrafı belirle, geç. Geçiyoruz bunları şu an. Ve gördüğünüz gibi içerik oluşturucusu sayfamız açıldı. Sayfamızı açtıktan sonra tekrar yayıncı panosuna geliyoruz. Ve görüyoruz ki bir oyun videosu içerik üretici sayfası oluşturmalı veya bir böyle bir sayfaya geçiş yapmalısın kısmının yanında yeşil bir tik oldu. Yani biz bunu gerçekleştirdik. Şimdi asıl geleceğimiz konu şu. Her şeyimiz okey olduğuna göre nasıl yayına geçeceğiz? Hemen ben şu şekilde ikiye ayırıyorum ekranımı. OBS'imi açıyorum. Yayıncı panelinde canlı yayına geç kısmı var. Canlı yayına geç'e tıkladığımız zaman bize bir sayfa gelecek. Gördüğünüz gibi böyle bir sayfa geldi. Sabit yayın anahtarı kullanı seçmeliyiz. Neden diyeceksiniz? Her yayın açtığınızda tekrar yayın anahtarı girmeniz gerekecek. Bu da zaten yani gerek yok. Sabit anahtar kullanıp işin içinden çıkacağız. Hemen geliyoruz ayarlar kısmına OBS'te. Yayın diyoruz ve burayı özel diyoruz. Bakın burada sunucu URL'si çıktı. En üsttekini kopyalıyoruz ve sunucu kısmına yapıştırıyoruz. Sonrasında sabit yayın anahtarını kopyalıyoruz. Yayın anahtarı kısmına yapıştırıyoruz. Ve uygula deyip tamam diyoruz. Şu anda biz buraya bağlanmış olduk. Burada yapmanız gereken önemli bir şey. Tekrar ayarlara geliyoruz. Çıkış kısmına geliyoruz. Ve anahtar kare aralığını 2 yapıyoruz. Yani normalde 0 olduğunda kendi otomatik belirliyor anahtar kare aralığını. Hani Twitch'te veya diğer başka platformlarda anahtar kare aralığını kendi ayarlıyor. Ama Facebook'ta ne yazık ki 2 olarak belirlememiz gerekiyor. 2 olarak sabit biz veriyoruz bunu ve uygula tamam diyoruz. Şimdi her şeyimiz tamam. Facebook'a bağladık. Her şeyimizi yaptık. Sonrasında geliyoruz tekrar Facebook paneline. Burada canlı yayınımız için ne diyeceğiz? Mesela biz bir oyun oynayacağız. Ne bileyim, PUBG oynayacağız atıyorum. PUBG gecesine hoş geldiniz. Ünlem. Sonrasında işte burada hislerinizi ekleyebiliyorsunuz. İşte mutlu,
İsterseniz konum ekleyebiliyorsunuz. Mesela İstanbul, I Love İstanbul ekleyin. Hangi oyunu oynayacağız? PUBG oynayacağız. PUBG oynadığımız için de buraya video oyun kısmına PlayerUnknown Battlegrounds'ı işaretliyoruz. Sonrasında buraya istersek bir yayın adı verebiliyoruz. Yayına ne adı verelim? PUBG turnuvası dedik. Buraya etiket ekleyebilirsiniz. Etiket olarak yani ben bu zamana kadar hiç eklemedim. Ama siz ekleyebilirsiniz. Mesela işte player karakter diyor. Mesela hani burada mesela başka ne diyor? Games dediğinde X Games, Action Games, Simulation Games, Video Game Industry, Mystery Video Games, Racing Video Games, Puzzle Video Games gibi buradan istediğiniz etiketleri ekleyebilirsiniz. Sonrasında ayarlar kısmına geldiğinizde burada oynamanız veya ayarlamanız gereken bir şey yok. İnteraktif kısmında da isterseniz anket ekleyebilirsiniz. İşte PUBG oyunlarına devam edelim mi? Soru işareti diyoruz. Evet. Hayır. Kaydet dediğinizde işte yayınınıza gelen izleyicilerinize bir anket sorusu soruyor ve o soru bu soru oluyor. Şu an her şeyi ayarladığımıza göre mesela buradan yayını başlata tıklıyorum OBS'ten. Yayına başlayı tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi Facebook üzerine geliyor. Şu an yayınım geldi. Yayınım var şu an. Yani bunda Twitch'te veya başka platformlardaki gibi yayına başla dediğin anda platformda yayına canlı yayına geçmiyorsunuz. İlk önce buradan tekrar kapatıyorum. Yayını durdur diyorum. Kapatıyorum. Dediğim gibi bu yayın paneline geliyorsunuz. Canlı yayına geç diyorsunuz. Burada istediğiniz özellikleri yazıyorsunuz. Başlık, işte oyun ismi vesaire her şeyinizi ekliyorsunuz abi. Bunları ekledikten sonra yayına başlata tıkladığınızda yayın buradan başlıyor ve gördüğünüz gibi panelinize geliyor. Şu an yayın aktarılıyor ama şu an kanalımız yayında değil. Yayında olması için bizim alt taraftan canlı yayına geç dememiz gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi OBS'te şu an 4200 bitle 60 FPS yayınımızı veriyoruz. Şu an yayın çıkışımız okey. Her şey okey. Kendimizi hazır hissettiğimizde canlı yayına geç dediğimiz anda başlık eklemiştik ama tamam buraya da ekleyelim. Canlı yayına geç dediğimizde gördüğünüz gibi şu an bu ekranımız yayında. Şimdi burası düzelecek. Yani şöyle bir şey var. Facebook'ta bir 10 saniye, 15 saniyeye kadar yayınlar delay'li oluyor. Bakın gördüğünüz gibi bakın daha yeni bak 10 saniye. 10 saniye delay'li yayınlar. Gördünüz şu an yayındayız. Bunu nereden teyit edebiliriz? Hemen edelim. Bakın bağlantıya geldiğimizde. 10 saniye delay'li yayınlar. Gördünüz şu an yayındayız. Bunu nereden teyit edebiliriz? Hemen edelim. Gördüğünüz gibi delay var. Yani ses çok geç geliyor. Bu zamanla düzelecektir. Facebook'un serverları Türkiye'de olduğu için daha kolay geri bildirim alabiliyoruz. Mesela bir problem olduğu zaman bu yayın panelinden form gönderdiğimiz zaman hızlı bir şekilde cevap alabiliyoruz. Çünkü Türkçe bilen Türk personelleri var bu işle ilgilenen. Bu gibi kolaylıkları var. Bunun haricinde yapmanız gereken çok da bir şey yok. Yine aynı şekilde Streamlabs'le bildirimlerimizi ekleyebiliyoruz. Yine Twitch'te yaptığımız gibi OBS'te eklediğimiz aynı şekilde Facebook bildirimlerimizi de Streamlabs üzerinden ekleyip bildirimlerimizi ekrana verebiliyoruz. Bunda hiçbir problem yok. Aynı şekilde devam edebiliyoruz. Facebook yayınına geçmek aslında bu kadar kolay. Yayını bitirmek için ilk önce buradan yayını bitir diyoruz. Yayıncı panelinden yayını bitir diyoruz. Bu canlı yayını bitirmek üzeresin diyor bize. Canlı yayını bitir dediğimizde buradan da yayını durdur dediğimizde gördüğünüz gibi yayın kapanmış oluyor. Ama 10 saniye gecikmeli olduğu için bakın hala yayın bitir kısmında kaldı burası. Birazdan geçecek. Birazdan kapandı gördüğünüz gibi. Facebook'ta yıldız almak, bağış almak veya destekçi
olunabilecek iştiraka geçebilmeniz için şunu yapmanız gerekiyor. İlk önce yıldız almaya başlamanız için 100 takipçiye ulaşmanız gerekiyor. 100 takipçiye ulaştıktan sonra yıldız almaya başlayabiliyorsunuz. Sonrasında destekçi insanlar size destekçi olabilmesi için, yani abone olabilmesi için de mutlaka 1000 aboneye ulaşmanız gerekiyor. Pardon, 1000 takipçiye ulaşmanız gerekiyor. Ayrıca da 50.000 dakika mı 40.000 dakika gibi bir izlenme saatiniz olması gerekiyor. Bundan sonra para kazanmaya başlayabiliyorsunuz. Facebook'ta avantajlar ne? Yıldızlardan çok az bir kesinti yapıyor. Ama destekçilerden, yani 15 TL'ye size insanlar destekçi olabiliyor ve 15 TL'den hiç para kesmiyor. O 15 TL tamamen yayıncının cebine giriyor. Ama yıldızlardan kesinti yapıyorlar. Facebook için anlatabileceğim şeyler bu kadar. Yani kafanıza takılan bir şey olursa videonun altında sorabilirsiniz. Ayrıca Discord serverımıza katılarak Discord'umuzdan da bana ulaşıp kafanıza takılan şeyleri rahat rahat, gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Ben her zaman sizlere yardımcı olmaya, bilgilerimi sizlerle paylaşmaya sürekli, yani olabildiğince sizin her sıkıntınızı çözmeye çalışıyorum ve çözmeye çalışmaya da devam edeceğim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımı beğendiyseniz, içeriklerimi beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Sizler de bana bir ufak destekte bulunursanız çok sevinirim. Ayrıca istediğiniz videolar, içerikler varsa lütfen yorumlarda veya Discord serverımızdan bana bildirin. Biz de o içerikleri çekmek için elimizden geleni yapalım. Herkese yararlı, faydalı bilgiler vermeye çalışıyorum. Yeterince detaylı açıkladığımı düşünüyorum. Eksik gördüğünüz kısımlarım var ise lütfen bunları bana söyleyin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey için çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.